Göydeki o güzel mücadeleyi anlatan bir bölüm. İyi seyirler. Böyle. Veteriner ne gördü müydü bacağına sarılır. Gelme oğlum valla. Bunlara kendini adadı bu. Çok bu, sahiplenmiş. Bu kızımız da Aycan. Şu aşağıdaki kızımız da Kızılcın. Çok güzel. Bunlar güzel. Bineklerimiz. Ben bunları çok severim. Her gün bunlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Ben seviyorum, çok seviyorum. Yani keramaşlı değil aslında. Sevdiğim için. Evet. En önemlisi de o zaten. Çok seviyorum. Sevdiğim için de yapıyorum. Hiç kıyamıyorum. Bunlar hasta olsun üzülürüm. Satılsa üzülürüm. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Hemen 10 seneye yaklaştı. Çok güzel. 10 seneye de yaklaştı. Çok da seviyorum. İyi. Kazancı da iyi. Çok şükür. Önceden bunlar... ne iş yapardınız? Neredeydiniz? Önceden Ankara'daydım. Ankara'dan emekli oldum. Buraya. Köye taşındım. Çok güzel. Köyde böyle yaptık. Dedim ki ilk önce bir inek alalım da hani süt satın alalım. Evet. Ondan sonra böyle oldu işte. Çok güzel. Bahçemizi tersleyelim dedim. Sütünü iyi içelim dedim. O da yani böyle bir şey yapma niyetimiz de yoktu. Hepsi kendiliğinden gelişti. Kendiliğinden gelişti. Kendiliğinden böyle oldu. Çok güzel. Evet. Eskileri de yansıtmış oldunuz. Eskiden de geçimler. Aynen. Eskiden de köydeydi ki zaten. Köyden Ankara'ya çalıştık. İşe gittik. Oradan emekli olduk. Geri geldik. Zaten sevdiğimiz işti. Çocukluğumuzdan geçen işti. Burhan amcanın ekşiyi, oyunları sever. Sen de geç Burhan amca. O oyunlarla büyüdüğü için. Ben de inekleri seviyorum. Ben de inekle büyüdüm. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Böyle. Çok bunlar güzel. Bunlar neyse ben dilinden anlarım. Ne istediğini bilirim. Tamam Burhan, sana geç. Ben şuna geçeyim, sulamaya. Biz 2008'de Ankara'dan köye yerleştik. Emekli olduk. Emekli olduk. Ankara'dayken tek hayalimiz köye gitti. Biz hayalimiz köydü zaten. Evet. Köye geldik, böyle bir şeyler yaptık. Doğalıyız. Çok güzel. Kazanıyoruz, çok şükür. Biz yumurtamızı satın almak, evet, her şey doğal. Sütümüzü satın almak. Sağlık açısından da iyi. Çok güzel. Biz bizim, kurbanlığımızı bizim, kendimiz yetiştirdik. Bak bizim büyük... Yakından çekiyoruz. Thank you.
internetimiz var, telefonumuz var, makinelerimiz. Yani Ankara'da ne varsa, büyük şehirde ne varsa hepsini biz yaşıyoruz. Artı bir de doğal yaşıyoruz. Evet, doğru. İneklerimizin sessizliği, sakinliği. Adem sen de gel oğlum. Evet. Sen de gel. Çok güzel. Sen de gel. Bahçeye falan gidiyor musunuz? Bahçe derken? Ya yani çiftlik şeylerle uğraşıyoruz. Tabii. Bahçemiz de ekiyor. Bağımız da var. Her şeyimizi kendimiz yetiştiriyor. Her şeyimiz kendimiz yetiştiriyor. Çok güzel. Doğal yaşıyoruz. Köyde hayat var. Aynen. Köyde hayat var gerçekten. Gerçekten köyde hayat var. Her şeyimizi kendimiz yetiştiriyor. Teşekkür ederiz. Köyde hayat var diyoruz. Boyunlarımızı çekiyoruz. Bağrısını daha sonra canlı. Kandığımızı kanıtım böyle ilah bekçisi değil. Bak benim burada güvercinlerim var. Sesi gitmiş. Cemal gel. Evet. Tamam. Hoş geldiniz kanalımıza. Siz de hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. İsmim Veysel Yılmaz. Emekliyim. Kaç yıl doğumlusunuz? Kaç 1954 doğumluyum. Kaç kardeşsiniz? 7 kardeşiz. Hmm. 5 erkek, 2 kız. Çeşitli devlet kurumlarında çalışarak emekli oldum. Evet. 7 senedir köydeyim. Çok güzel. Bu büyükbaş, küçükbaş kümes hayvanlarının bakımıyla uğraşıyorum. Yalnız ve tek başıma mücadele ediyorum. Onu sen de biliyorsun zaten. Evet evet duyuyoruz zaten. Yani duyuyorsunuz. Görüyoruz da. İşte hala ekonomiye yani Türkiye ekonomisine katkımız olsun diye mücadele ediyoruz. Çok güzel. Ama bu yaptığımız işten yeterinden kadar kazanıyor mu diyor bir dersen onu da kazanamıyoruz. Çünkü ama zevk olarak. İşte hobi olarak da olmuyor tabii ki mecburen yani yaptığın işin karşılığını da almak gerekiyor. Evet doğru. Yani onu da almak gerekiyor. Yem pahalı. Doğru. Yani ekonomi şey Türkiye'nin ekonomisi bir krizin içinde. Evet öyle. Böyle olunca da hepimiz birlikte yani. Karşılığını yani, alamıyorsunuz. Almak mümkün değil. Doğru. Yani ama hayvanlara olan sevgimizden satıp bitirmeyi de yapamıyoruz. Doğru. Hala mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bize bu zorlu mücadeleyi anlatan Belgin Yılmaz, Burhan Yılmaz, Veysel Yılmaz ve bizi çevirmeye çok teşekkür ediyoruz.